Evet arkadaşlar, konumuzun adı kıyas, öteki adı çıkarım. Günlük hayatta çok kullanıyoruz bunu. Birazdan anlayacaksınız. Başlayalım. Önce tanımıyla başlayalım. Kıyas, verilmiş önermelere dayanarak aklın zorunlu bir sonuç çıkarması işlemidir. Şimdi kıyas kuralları. En önemli mevzu bu. Buradan soru gelecek. Her kıyasta büyük terim, küçük terim ve orta terim olmak üzere 3 adet terim bulunur. Büyük terim sonuç önermesinin yüklemi, küçük terim sonuç önermesinin öznesi, orta terim ise sonuçta yer almayan ama her iki öncülü de tekrar eden terimdir. Şimdi şurada bir kıyasımız var, bir çıkarımımız var. En meşhur kıyastır bu. Bir bakalım şimdi, sonra buradaki terimleri bulalım. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. O halde Sokrates de ölümlüdür. Ne dedik? Büyük terim sonuç önermesinin yüklemi. Sonuç önermesi hangisi? O halde Sokrates de ölümlüdür. O zaman ölümlü bizim büyük terimimiz. Küçük terim ne? Sonuç önermesinin öznesi Sokrates. Sonuç önermesinin öznesi o zaman küçük terim. Orta terim sonuçta yer almayan ama her iki öncülde tekrar eden terim. Bakıyorum, insan iki öncülde de var ama sonuçta yok. O zaman insan bizim orta terimimiz. Devam ediyorum kıyasın kurallarına. Orta terim sonuçta yer almaz. Bu bir kıyas kuralı. Eğer orta terim sonuçta yer alırsa bu hatalı bir kıyastır. Ki ÖSYM kıyasla ilgili sorularını şöyle sorar. Bir tane yanlış kıyas verir. Der ki, hangi sebepten ötürü bu kıyas yanlıştır? Hangi kurala uyulmadığı için bu kıyas yanlış olmuştur? O zaman hemen şu kurallardan birini arayacağız. Dolayısıyla bu kuralları bilmek durumundayız. Orta terim öncüllerin en az birinde tümel olarak yer almalıdır. Bu ne demek? Öncüllerden birisi mutlaka ya bütünle başlayacak ya da hiçbirle başlayacak. İki tane olumsuz öncülden sonuç çıkmaz. Bu ne demek? Mutlaka bir tanesi olumlu olacak. İki tane olumlu öncülden olumsuz sonuç çıkmaz. Yani bir tanesi olumsuzsa sonuç mutlaka olumsuz olacak. İki tikel öncülden sonuç çıkmaz ki aslında bu şurada bahsettiğimiz kuralın başka türlü bir versiyonu. Ne dedik? Öncüllerden en az birisinde tümel olarak yer alacak orta terim. Yani iki tane tikel öncülden sonuç çıkmayacak. Öncüllerden birisi tikelse sonuç tikel. Öncüllerden birisi tekilse sonuç tekil olacak. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle de karşınıza çıkabilir. Sonuç zayıf öncüle bağlıdır. Buradaki zayıflıktan kastımız tekillik ya da tikelliktir. Ve öncüllerden birisi olumsuzsa sonuç da mutlaka olumsuz olacak.